evrimin o konuda daha büyük bir nüans algısı geliştirmesi için hiçbir sebep olmadı. Bu durumu değerlendirmek için karmaşık, düşünmeyi içeren bir mekanizmaya gerek yok. Arıların algıları, arıların ihtiyaçları için yeterli. Benzer bir şey güveler için de geçerli. Bu zavallı arkadaşın sorunun ne olduğuna dair hiçbir fikri yok. Güveler 190 milyon yıldır var. Şeffaf camdan pencerelerse sadece 1000 yıldır. Güvenin beyninde ona bir şeye çarpıp duruyorsan onu görmesen bile etrafından uçmaya çalışmayı denemelisin diyen bir ses olmamasına şaşmamak gerek. Doğanın zaman ölçeğinde çok yakın zamana kadar böyle bir iç sesi olmayan güveler için hiçbir handikap yoktu. Güveler camdan pencerelerin olmadığı bir dünyada evrildi. Peki sözde daha üst hayvanlarda bariz bir merkezi yönetimsel kontrol tarafından denetlenmeyen, benzer çok basit davranışsal programlar bulduğumuzda ne sonuca varmalıyız? Bir kaz yumurtası yuvadan dışarı yuvarlandığında, haftalardır yumurtaların üstünde kuluçkaya yatan anne kaz, yuvarlanıp gideni geri getirmenin önemini anlar mı? Birinin eksik olduğunu fark edebilir mi? Aslında yuvanın yakınına yerleştirilen her şeyi geri getirir. Masa tenisi topları ve bira şişeleri de dahil. Kaz genleri için bu davranışın değeri ortada. Bir şeyleri anlıyor ama bizim standartlarımıza göre çok şeyi değil. Bir böceğin duyguları, bilinci var mıdır? Yoksa sadece organik maddeden oluşan incecik bir robot mudur? Nihayetinde hepsi DNA talimatlarına göre üretilmiş sensörler, aktüatörler, programlar ve alt rutinlerle dolu karbon tabanlı bir otomat mıdır? Böceklerin, hatta kazların zihinsiz makine